Bitkiler ÖSYM tadında üçüncü test. Bitkinin taşıma sisteminde etkili olan kuvvetlerle ilgili hangisi yanlıştır? Kökteki ozmotik basıncın artmasıyla topraktan bitki köküne geçen suyun oluşturduğu hidrostatik basınca kök basıncı denir. Tanımsal bir ifade. Suyun yukarı doğru taşınmasında en etkili faktör basın çakış diyoruz. Bak hocam bu yanlış işte. Basın çakış diyoruz organik maddelerin taşınmasını sağlarken su su moleküllerinin arasındaki çekim kuvveti olan koezyon kuvveti su ve minerallerin taşınmasındaki en etkili kuvvettir. Yapraklarda kaybedilen suyun yerine köklerden emici tüylerle su alınır. Kök basıncı boyu 30 metreye geçen ağaçlarda su yukarıya doğru itmeyi yetmez. O yüzden ek olarak terleme, koezyon, kılcalık ne varsa kullanılır. Suyun taşınmasında kılcalık, kök basıncı, koezyon, gerilim kuvvetleri etkilidir. Bitkilerde su ve minerallerin taşınması ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Temel olarak kısilemler ki onların içerisinde trake ve trakeitler tarafından gerçekleştirilir. Mineraller suda çözünerek alınır. Suyun ilerlemesi sırasında adezyon, koezyon kuvvetleri etkilidir. Adezyon su ile çeper arasında, koezyon su su arasındaki çekim kuvvetidir. Stomalar gaz alışverişlerinde çok etkili olan yapılardır. Açılıp kapanması ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi hemen şöyle stomayı kilit hücresi ve bekçi hücreleriyle beraber çizelim. Stoma çünkü delik demek. Bakın bunlar bekçi hücreler, kilit hücreler. Bu da komşu hücre, epidermis hücresi. Stomanın içerisinde şöyle kloroplastları da gösterelim büyük büyük. Şimdi kilit hücrede potasyum miktarı artarsa diyorum ki potasyum tuzdur. Tuz beraberinde su çeker. Su çekerse burada turgor artar açılır. Peki glikojen artışı stomanın kapanmasını sağlar. Hocam ne glikojeni Allah aşkına nişasta dese tamam glikojenin bitkide ne işi var? Kilit hücrede turgor basıncının artması stomayı açar. Açılıp kapanmada hiçbir durumda enerji harcanmaz. Hiçbir durumda diyemezsiniz çünkü bu potasyum ve mineral taşınmalarında mutlaka enerji harcanıyor. Kaldı ki hocam temelde fotosentez tepkimeleri var mutlaka enerji harcanıyor. Yani tek bir nedenden dolayı açılmıyor ki bir sürü nedeni var. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olur. Fotosentez ürünlerinin taşınması sırasında gerçekleşen olaylardan hangisi baştan dördüncü sıradadır? Kalburlu boru hücrelerinde ilerleyen organik maddeler depo edileceği yere geldiğinde difüzyon veya aktif taşıma ile önce arkadaş hücrelerine oradan da depo edileceği havuza geçer. Yani neredeyse sonuncu cümleyi kurmuşuz. Şurası arkadaş, şurası kaynak hücreler. Bakın şurası arkadaş, şurası depo. Depoya girişi söylemiş burada. Havuz hücrelerine geçen organik maddelerden dolayı ozmotik basınç düşer, kalburlu borular içerisindeki su tekrar kısileme döner. Şurası kalburlu boru, şurası ksilemlerden traki trakeitler olsun. Hocam su dönüyorsa şu son olaydır, şu da sondan bir önceki olsun. Çünkü 5 tane şık var. Suyun kalburlu boru hücrelerine girmesiyle ozmotik basınç azalırken turgor basıncı artar ve turgor basıncının etkisiyle organik madde içeren sıvı ilerler. Buradaki yaratılan hidrostatik basınçtan bahsediyor kalsın. Fotosentez sonucu kaynak hücrede oluşan organik maddeler arkadaş hücrelerine geçer. Besin maddelerin arkadaş hücrelerden kalburlu borulara geçişiyle burada yoğunluk artar. A4, B5, C3, D1, E2. Cevap A seçeneği olur. Yukarıda gösterilen X ve Y kısımlarıyla ilgili hangileri ortaktır? Hocam Y'de gösterdiğin şey kutikula tabakası. Apolar bir madde. Suya geçirgen değil ya da terlemeyi minimuma indiren yapılardan bir tanesidir diyelim. Hocam x'e baktığımızda ise Kaspari şeridini gösteriyorum. Bu da kökte bulunur. Bak kökte bulunur. Suyun kontrollü bir biçimde kısilemlere alınmasını sağlar. Bir de burada pericycle'a ek bir cümle yazmanızı istiyorum ki zaten konu anlatırken söyledim ama yan kök oluşumunu sağlayan bölünme özelliği olan yapılardır arkadaşlar. Yani meristematik bir yapıya sahiptir. Yan kök oluşumunu sağlar. Şimdi Kutikula bir katmandır canlı hücreden oluşmaz. Hidrofobik maddeler içerirler. Yaprakta bulunma demiş hocam kutikula yaprakta bulunur kökte bulunmaz. Pericycle, kaspari şeridi de kökte bulunur yaprakta bulunmaz. Ortağı sormuş yalnız iki olacak. Özel yapraklarıyla böcekleri avlayan bir bitki gösterilmekte. Bu bitkinin doğal habitatı neden dolayı böcekleri alıyor hocam? Çünkü azot bakımından fakir toprakta yaşıyor. Azot ihtiyacını böcekten karşılıyor. Peki hocam böcekçil bitki hem ototrof hem heterotrof mu? Hayır hocam sadece ototrof. Hem ototrof hem heterotrof müfriyatta bilmen gereken sadece ögülena. Yatay büyüme ve yanal genişlemeyi sağlarken gövde uzamasını engelleyen ve yaşlanmayı hızlandıran temel hormon. İndolastik asit oksin arkadaşlar. Sakın monastokinin demeyin yanal genişlemeyi görerek. Hocam bak bir kere burada bir de olumsuz bir şey var. Yaşlanmayı hızlandıran var. Ama gel şuna dikkat et. Yatay büyüme, yanay, yanal genişleme ve gövde uzamasını engelleme. Üçlü yanıt değil mi? Bir engelle karşılaşan bitkide ne yapıyorduk? Yataya doğru kimin sayesine gidiyorduk? Etilenle. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Bitkilerde azot bağlanması ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Bitkiler azotu topraktan amonyum ve nitrat formunda alırlar. Nitrat nitrit tuzları. Bitkiler havadaki serbest azotu doğrudan kullanamazlar. Yani aldım azotu kullanayım böyle bir şey yok. Baklagil köklerinde havadaki serbest azotu bağlamada işlev gören enzimi bitki değil. Rizobium bakterileri üretir. Rizobium bakterileri sayesinde olur bu iş. Cevap yalnız 3 olur. Bitkisel hormonlardan oksinin etkisini araştıran bir bilim insanı numaralanmış kök kısımlarından öncelikle hangisini incelemeli? Yani burada büyümeyi, bölünmeyi teşvik eden, uzamayı teşvik eden bölge neresidir? Hocam 4 kaliptra o bölgeyi koruyor yani 3 numaralı bölgedir. Bir bitkinin gelişimini ortamda miktarı en az olan gelişim faktörü sınırlar. Bitkinin gelişimini sağlayan faktörlerden birinin eksikliği, diğer faktörler yeterli olsa bile az olan faktöre bağlıdır. Buna Liebig minimum kuralı denir. Grafikte gösterilen minerallerden hangileri bitkinin gelişimini sınırlar? Şimdi toprakta bulunanla alınması gerekene bakalım. Toprakta çok, toprakta çok. Hı, tamam, e, eşit. Ama bak şuraya bakar mısın hocam? Alınması gereken miktar topraktakinden çok fazla dolayısıyla burada magnezyum sınırlayıcı etki yapacak cevabım D seçeneği olur. Müzik